alacağız. Ama Zeynep sen burada kalırsan yanımda. Diğer arkadaşlarımızı içeri alacağız. Zeynep'ciğim sen yanıma gelir misin? Şöyle alayım seni. Sevgili izleyiciler, sevgili jüri üyeleri, Zeynep bugün bana geldi dedi ki benim içimde söyleyemediğim bir şey var. Çok sıkıntı çekiyorum. Bana müsaade ederseniz canlı yayında söylemek istiyorum dedi. Ben ne olduğunu sordum, bana söyledi. Ben burada açıklamasının uygun olduğunu düşünüyorum. Müsaade ederseniz sözü Zeynep'e bırakmak istiyorum. Evet Zeynep, mikrofon senin. İlk etapta şunları söylemek istiyorum. Mübarek Ramazan ayındayız. Geçen hafta bir takım Sayın Bülent Ersoy hanımefendiyle bazı polemikler oldu. Geçen hafta çok heyecanlandım, çok gerildim. Şunu biliyorum ki hatasız kul olmaz. Her insan hata yapabiliyor. Hatayı bir defa yaptığında hata değildir bence. Hatayı ikinci kez tekrarlarsan hata olarak kabullenir. Benim açımdan da kolay değil. Çünkü ben bu programa başladığımdan beri diğer arkadaşlarımdan daha farklı gündemdeydim. Fakat ben böyle gündeme gelmek istemiyordum. Hep sesimle sizin huzurunuza gelmek istiyordum. İnsanoğludur, hata yapabilir. Bir takım kelimeler çıkmış olabilir ağzımdan. Çıktı. Bunun için sizlerden özür diliyorum. İzin verirseniz elinizi öpmek istiyorum. Zeynep bence rahatladı. Çünkü gerçekten çok gergindi. Dedik ki Zeynep ilk olarak o zaman bu söyleyeceklerini söyle, biraz rahatla. İçeri git, şarkını hazırlan. Bundan sonra sadece ve sadece şarkılarıyla değerlendirilmek istiyor. Rahatladın mı Zeynep? İyi misin? Hadi Zeynep'i de bir alkışlayalım. Tabii affettiği için Bülent Ersoy'u da diğer jüri üyelerini de alkışlıyoruz. Şimdi artık yarışmaya geçiyoruz tüm hızıyla. Biliyorsunuz en fazla 10 oy gönderebiliyorsunuz. Bir